Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selam. Bugün vlog tarzında bir video olacak. Nelerden bahsedeceğim size öncelikle onları söyleyeyim. Nescafe 3'ü bir arada ekstra ile Wolf Team şampiyonasından, diğer bir sürü içerikten, turnuvalardan, şu an Dark Passage olarak nasıl ilerliyoruz, bir sürü merak ettiğiniz içeriklerden konuşacağız. Bayağı bir şey var, bunları siz de merak ediyorsunuz. Ben de bugün dedim oyun videosu yerine sizlerin merak ettiği konuları hem anlatayım hem bir şeyler açıklayayım, onlardan konuşalım, sohbet edelim dedim. Arkadaşlar, sizlerin de merak ettiği gibi turnuvaya Dark Passage olarak katılacağız. Şu an biz Shatters olarak aynı çekirdekten geldik, ancak iki takım oluşturduk. Hani oyuncularımıza gerçekten güveniyoruz, bu yüzden iki takım olarak Dark Passage ve Shatters olarak şu an iki takım olarak gümbür gümbür Nescafe 3'ü bir arada ekstra ile Wolf Team şampiyonasına gümbür gümbür geliyoruz. Şu anki olaylar arkadaşlar, takımı nasıl kurduk, nasıl hazırlanıyoruz, bunlardan bahsedeceğim sizlere biraz. Arkadaşlar, takımı ilk başta kurduktan sonra biraz endişeliydik aslında, ama bu geçtiğimiz haftaki turnuvadan sonra bayağı bir kendimize güveniyoruz artık diyebilirim. Hani bu turnuvada iyi bir derece elde ettik, ikinci olmuştuk. Ardından tüm yani kafamızdaki oluşan soru işaretlerini yendik diyebilirim. Günde kaç saat çalışıyoruz, ne kadar oyun oynuyoruz, ne kadar zaman ayırıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar, heyecan yenmek çok önemli bir şey. Çünkü turnuvalarda eğer %100 performans sergileyebiliyorsak, turnuvalarda bu %50, %40, %60'a kadar inebiliyor. Eğer %100 performans sergileyebilirsek bu gerçekten çok daha iyi bir şey diyebiliriz. Yani bir oyuncunun için çok önemli bir şey bu ve bunu yapabiliyorsa gerçekten oyuncu iyidir. Ardından arkadaşlar, hani günlük olarak 2 saat 3 saat kadar oynuyoruz. Öyle çok fazla hani antrenman çalışmalarımız belirli günlere göre oluyor. Hani her gün bilgisayar başından kalkmıyor değiliz. Bizim de tabii ki bir sosyal hayatımız var, bizim de yaşantımız var. Günlük olarak arkadaşlar en az 2 saat, en fazla 6 saat olarak çalışma yapıyoruz. Gerek taktik çalışmaları, gerek harita çalışmaları, gerek oyuna girip klan savaşlarında maçlar, bunlar da tabii ki bizim için avantaj oluyor. Bunlara yani her klanla vs atarak kendimizi bir nebze olsun daha fazla ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu şekilde oluyor. Genel olarak ölüm oyunu da çalışıyoruz diyebilirim, çünkü ölüm oyunu 60 puan kırıyoruz. Bir örneklem olarak verecek olursak, sürekli aim olarak kafa headshot antrenmanları yapıyoruz, tam kafadan büyük kurt hesabı. O şekilde devam ediyor. Nescafe 3'ü bir de ekstra ile Wolf Team şampiyonasına hazırlığımız tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Şu an ben de zaten İstanbul'dayım. İstanbul'da burada Dark Passage'ın bize sağladığı bazı olanaklar doğrultusunda turnuvaya hazırlanıyorum. Takımımla birlikte. Şu an bir hafta sonra turnuvanın ilk günü olacak. 32 takım var, gerçekten zor olacak. Bu turnuvanın büyük ödülü arkadaşlar, toplam ödül havuzu 100.000 TL. Birinci takım 50.000, ikinci takım 25.000 TL alacak. Geriye kalan para ise diğer takımlara bölüştürülecek. Gerçekten güzel bir ödül havuzu diyebilirim. Hani Wolf Team'in şu an yaptığı en iyi turnuva, en iyisi diyebilirim. Yani şu an Türkiye'deki FPS oyunları arasında en büyük ödül havuzu olan bir turnuva. Gerçekten Wolf Team bir ilki gerçekleştiriyor. Bu turnuvaya sen niye katılmayasın? Hani arkadaşlar, siz de 5 kişili olarak yani takımınızı veya klanınızı kurup bu turnuvalara katılabilirsiniz. Wolf Team'de turnuvalar bitmiyor. Bir sürü turnuva var daha ilerleyen günlerde. Bir sürü olacak. 5 kişilik ekiplerle bu turnuvalara katılabilirsiniz. Büyük ödül havuzundan yararlanabilirsiniz. Hani bir sürü içerik var. Diyelim ki bu ödül havuzunu kazandık, neler yapılabilir arkadaşlar? Gerçekten ben de merak konusundayım. Hani kazanmak istiyoruz. Kazanırsak gerçekten güzel olacak. Eğer kazanırsak bu ödülle arkadaşlar güzel bir tatil yapmayı planlıyoruz. Ardından ise güzel bir bilgisayar alınabilir, güzel ekipmanlar, kulaklık, mouse. Ardından Wolf Team'deki turnuvalara tam gaz devam edilebilir. Benim şu an kafamdaki düşünceler bunlar doğrultusunda. Herkese açık bir platform arkadaşlar. Turnuvaya herkes katılabilir. Ön elemeleri geçtikten sonra biz bot ve wildcard olarak davetiyemizle katılıyoruz bu turnuvaya. Bakalım nasıl geçecek? Bayağı bir zorlu geçecek arkadaşlar. Açık bir platform, takımınızı, klanınızı kurup bu tür turnuvaları kaçırmayın. Çünkü ödül havuzları gerçekten çok büyük oluyor. Bu şahitte ilerliyor şu an çünkü turnuvalar. Bugün böyle bir vlog tarzında bir video yapmak istedim. Hani hem soru cevap veya merak edilenler vesaire olsun diye böyle bir şey düşündüm. Umarım videodan keyif almışsınızdır.
Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Başardılar. Ve roundu kazanan Dark Passage oluyor. Bu haritayı da Dark Passage kazanıyor. Şimdi sıkıdaki rövüse Blood Rapper. Blood Rapper vurmayı başardı. Ama 8 canı kaldı. Arkayı da kontrol etmek istiyor. İkisi tünelden geliyor. Onu biliyorlar sizin tünelden geldiğini. Blood Rapper vurabilecek mi? 19 canı kaldı. 8 canı kaldı Victoria'nın. Bomba imha ediliyor. Bir bomba geldi. Uçurmayı başardı. Blood Rapper. Blood Rapper vuruyor ve bombayı çözecek. 19 canla Blood Rapper Sting Inc'in öldürüyor. Mr. Ekamoz, Mr. Ekamoz. İki kişi daha vurdu. Blood Rapper arkalı ama bayağı geç kaldı. Destek çoktan gitti. Şimdi Zemzem ve Blood Rapper. İki kaptanın mücadelesinden Blood Rapper galip çıktı. Knights'ın üstüne koştular. Saniye 14 saniye var şu anda. Bomba imha edilecek mi? Blood Rapper. Blood Rapper. Alessia bombayı çözüyor. Blood Rapper. Blood Rapper, Blood Rapper. Tecrübesini konuşturdu ve bu eli Dark Passage için kazanıyor. Kaptan takımını sırtlıyor. 4-2 oldu durum. Çok kritik bir frag. Blood Rapper 3-1. 7 can, 15 can. Blood Rapper ilk adam almayı başardı. Üstüne gelen Lawless var. Blood Rapper onu vurursa avantajı çok büyük. Blood Rapper onu da vuruyor. 15 canı var sadece Sting Inc'in. B1 Valid arkasında. 15 canı var Sting Inc'in. Tahmin ettiği yer çıkmadı Blood Rapper. Blood Rapper vuruyor. Yeşilin arkası geçti ama Blood Rapper çıktı ve oraya saklanmasına izin vermedi. 15 can olan Sting Inc'i vurmayı başarıyor. 1-3 roundu takımına kazandırıyor.